da kaybetti. Güzel. Yenilenme almamız iyi oldu. Ne kadar kaçacaklar bakalım, ona göre gidip patlatalım herifleri. Aha, birbirlerine ayrıldılar galiba. Aynen öyle. Gel oğlum böyle. Oh, Ninurta gaza geldi. Kafalar kelleler gidiyor. Aslanım benim. Bir de onu vur. Güzel. Yaralı askerlerden de kayıp yemedik. Yükleniş verdim. Güzel. Cillop gibi oldu bu victory. Yalnız yenilenme için en kampte beklesek mi daha iyi olur? Bir tur geriden mi beklesek acaba diye düşünüyorum. Make camp. Ya burada böyle bekleyeceğim ya, şehrin içine daha hızlı yenilerim. Şehrin içinde bekleyelim. Ben 2 level aldım. Ben seni yenilenmeye vereceğim yine. Abi bence burayı da yeriz bu sırada ama dışarı çıksınlar bari de. 1200 taşımız var. İş gücümüz de varsa yapıştıracağım. Immolate derken... Aa, Babil Kralı gitti. Ana. Babil bölgesini tutan kişi oraya almalı diyor. Tamam da bende şey yok ki. General yok ki, kimi vereceğim? Alsak bile general yok. Bir generalden mi basacağız? Son seviye okçuyu veriyorsun. Bunda global mantığı olmadığı için pek şey olmuyor. Faydası olmuyor bana. Mari. Her iş gücü ver. Nasıl şey yapacağız? O zaman Asura bir general verelim. Gungunlu. Yemek yiyor bir tek. Akarı yok, kokarı yok adam. Gungunlu'yu da şeye oturtalım. Kukla gibi Babil'e. Ha Babil bu. Oo, Babil çok aşağıdaymış lan. Bu herif. Ben yukarılarda falan zannediyorum bu herifin geri kalanı. Bayağı aşağılara ineceğiz biz. Gungunlu'yu boşuna çıkartmış olduk o zaman. Pozisyona da şu an şey yapamıyorum. Buraya claim çıkmıyor zaten. Sanırım hepsini ben mi alacağım acaba? Shamash has blessed me. Shamash has blessed me. Bu kadar kötü müydü lan bizim şeyimiz? Ya bu sırada adamda çok okçu var. 6 okçu var. 2 atlıyla direkt yememiz gerekiyor. O sırada adamın bir tane de atlısı var. De çok ağır piyadeler, yok ya çekil. Piyadelerin hepsi ağır seviye piyade. Gözüm yemedi açıkçası şey yapmaya. Şu Nineveh'e yollarız olmadı o orduyu. Yukarıda galiba ordu kalmadı. Ninurta'yı aşağıya yollarız olmadı. Hayda. Looks clear. Salgın başlamış. I shall bring a new era. Ha, nehirden çok hızlı gidiyor, güzel. Aferin. İkinci tura dalar zaten oraya. Senin bir de yürüme menzilini arttıralım biz. Bu ne veriyor? Oo. Okçular için %15 mermi. Yes. Güzel. Seni öyle ayarladığımıza göre nehirden de Ninurta aşağıya şu Surmarat diye girelim. Yes. Mesela bunun ordusu çok rahat girer buna. Hiçbir sıkıntı da yaşamayız. Ama diğer orduya hiç güvenemiyorum. Diğer ordu okçu yok. Bir de bu bölgede şimdi okçu binası da bastık. Diğer ordunun ünitelerini bir şöyle bir revize etmemiz şart. Ciritçileri alıp okçuları vermemiz gerekiyor. Ya bunun da rütbeliymiş ha askerleri falan. Tıp gibi ama. Önce kuru hava, sonra sis geliyor.
Yok. Yine sisli bu. Bu sefer de sıcaktan bunaltacak. Bir şey olmaz ya. Şeker mi izleyeceğiz kardeşim? Çıkacaksınız dışarı, her türlü çıkacaksınız. Oha, tek okta adamı indirdi mi? Ne yaptı? Yok. Ama yine adamı vuruyor. Aslında oku atarken bir de etrafı tutuştursa. Biraz Three Kingdom şeyinde. Direğe geçin. Direk atışa. Atlara bak şimdi sen. Hoppa. Chariots, shoot now. Mace to face. By my command. Dışarıdan bir şeyler geliyor. Akadlı milisler ve okçular varmış. Lideri vuruyorlar Ninurta. Ninurta'nın ana yolu kaç? Çok kalabalıklar. Adamın general gitti üzerimize doğru koşarken. Siz direkte kalın. Siz bunları vurun. Honor the god. Step by step. Alevli ok azıcık da olsa morali bozuyor. Üstüne de bizimkiler şey yapıyor. İş bitiyor, gidiyor. Harold of the East. Ninurta kaçmış bu sırada. Rezil. Koş 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 koş. Hakikaten çok hızlı bu sırada atlılar. Okay.
Be resolved, warriors. Put their eyes out. No, death will not take me. Kapıdan çıkmaya çalışan direkt geberiyor. Dön şunu da vur. Güzel ya, o kadar zorlamadı. Ama bu ordu olduğumuz için çok zorlamadı. Diğer orduda bu kadar okçu olmadığı için hakikaten bizi yerlermiş. Bizi çiğ çiğ yerlerdi diğer orduda. Okçu çok fark ediyor şu an. Bir de şeyin, Ninurta'nın ordusundaki okçular da bayağı rütbeli. Diğer okçular gibi de değil. Gerçi hepsi bir seviye yani. Orada çok bir şeyimiz yok da. Şimdi bu bölgeye gelişmiş okçuları getirteceğiz. Yeni tanrılar İnşuşinak ve Marduk. Bunları bulduk. Bu iki tanrıyı bulduk burada. Peki. Şunu ver. Royal Decree. Diplomatik ilişki, yemek. Yemek olabilir, şu an yemek iyi değil çünkü. İnşaat maliyetini düşürüyor. Nelerin? Bütün binaların. Tamam, yemek sonra o zaman. Yerel tanrılara yenileri geldi ama. İnşuşinak ne veriyor? Duası çok iyiymiş. %30 menzil veriyor orduya harita üzerinde. Atanmış generale de şey veriyormuş. Defans %10 ve %40 esir alıyor. Marduk ne veriyor? %22 yenilenme veriyor duada. %22 de yemek bakım ücretini kırıyor. Tapınakları artı %12 yemek veriyor. Artı +7 mutluluk veriyor. Bir şey değil mi? Bu şeyden daha iyi ya. İştardan daha iyi. İştar. Gerçi iştar da yani inşaat maliyetini düşürüyor, o da iyiymiş de. Neyse, şu an din değiştirmek gibi bir şeyim yok zaten. Üçüncü din slotunu açarsak o zaman bakarız kimi alacağımıza. Sen orayı almış. Şunu da al. Neymiş bu? Shields up. Kalkanları kaldırıyor. 90 saniye mi? 60 saniye. Shields up 60 saniye. %50 şansla kalkanlı birimler şey yapıyormuş. Menzilli atışı yemiyor. Deflekt ediyor gibi düşün. 147. Lan taş var, iş gücü yetişmiyor şimdi de. Neyse, birikir. Çok şikayetçi değilim. King of Asur. Aha! Şeye saldırıyorlar lan. Ne yaptılar? Kimin yaptığını bilmediğimiz iki tane plot mu yiyoruz? Tamam. How does Assyria fare these days? Discredit atmış. İki plot attı galiba bize. Biz iki tane hedefleniyoruz. Bir tane hedefleyen görüyorum. Gördüğüm kadarıyla discredit atıyor. %54 şansı var. Bunu neyle engelliyorduk biz? Counter. 500 altın bir şey. Çüş. 500 altın ne ya? Başak mı geçiyorsunuz? Agam. Aşur. Neyse, bunlar kalsın, devam. Biraz şeyde sıkıntıdayız sanırım. Yemek üretiminde şu an onu bir... Gerçi aldığımız yerlerin alayı da yemek üzerine ama orduları büyüttükçe yemek gidiyor. Kaliteli ordular da bronz götürüyor. Her türlü bizim için boktan bir vaziyet var.
Birilerinin orduları da nehirde geziyor sürekli ama kimdir bilmiyorum. Bölgede aslında çok şey bir şey yok. Idle compensation. Hayır. Ne ne ne. Altın var aslında. Kontrollamak istersek kontrolleyebiliyoruz da. Kontrollama için o kadar altın. Lan ciddi misin ya, bu nasıl bir garnizon? Garnizon bile bizi dövüyor gösteriyor. Submarati alt bölgeye ait. Nineve üst bölgede, peki. Resist me and you will die. Expedite warriors. Devam et sen aşağıdan. Expedite warriors, expedite. Bunlar odun veriyor hep de. Odun gerçekten de o kadar atıl bir kaynak ya. Odun neye gidiyor hiçbir fikrim yok. Yani bizde odun bir boka gitmiyor, ondan eminim de. Bizde safi yemek ve taş. Bronzu saymıyorum. Bronzu zaten göremiyoruz. Göremeden gidiyor hep. Şu an o zaman hiçbir yerde inşaat yapamayacağız. Yapmak istediğim hiçbir şey pek uygun değil. Şöyle yapabiliriz. Outpostlar yapmadık hiçbir yere. Outpostları biraz yayabilirim. Outpostlar da kaynak maynak veriyor değil mi? Aynen. Yani işimizi görür. Supru. Taş attım, kolum yoruldu. Yap. Da mutluluk veriyor. Troy mu bu mu? Ya teknik olarak Troy bunun içinde olduğu için Troy dememin çok bir anlamı yok bence. Tabii ki farklılıkları var. Eyvallah ama ben çok mantıklı bulmuyorum Troy demeyi şuna kıyasla. Ne aldık biz? Food upkeep. Oha, %10 food upkeep. Prayer duration veriyor. Attrition damage. Biz şu an zaten dua etmedik hiç. O yüzden bence şuradan gidebiliriz. Duaya da bakalım. Yasalara bakalım ya Hammurabi. Şu yemek şeyini bir değiştirebiliriz. %6 yok. Bu yemek normal. Şu taş değişmesi lazım. Prosperity de çalışıyor şu an bu. Word of Gods. Aa, Divine. Bazı yasaları kutsal yasa haline getirebiliyormuşuz. Yasayı nasıl değiştiriyor? Revoke Law değil de. Bir şey diyeceğim. Bronz niye ürettirmiyorum ki ben? From Buildings. %8. Geçir yasayı. Bronz ürettirelim. Zaten bronzumuz yetmiyor. Şeyi de değiştirmem lazım. O yemeğin üretildiği dönemi de değiştirmem lazım. Hammurabi çalış. 2900 yemek karşılığı barış. Hayır. Adamın bir yemeği var, bir odunu var, başka da bir boku yok bu sırada şeyde listeye göre. Bu kadar kazanmalıyız bunu. Normal havayla başlıyoruz, sonra sıcaklık basıyor. Sıcaklık onları daha çok yorar aslında, sıcaklık. O yüzden corner camp tarzı bir şey. Ama corner camp'te de biz ölürüz. Okçularımız çok zayıf. İki adet okçu var sadece. Şurası aslında fena bir yer değil gibi. Nasıl kullanışlı geldi bana. Yerimizi de çok göstermiyor. Gerçekten ünitelerimiz biraz fazla patates.
Güzel. Şimdi çamurda ne veriyordu? İstersen ha. Ağır üniteleri yavaşlatıyor ve combat effectiveness'larını düşürüyor. Aha, nehirden gelirlerse çok iyi vururuz onları. Gerçi nehirden hepsi gelmiyor olabilir, öyle bir durum var. Nehirden sadece şeyler geliyor olabilir. Bir grup destek. Haritanın çok kenarından geliyorlar dikkat ederseniz. Sanki diğer kısım buradan geliyor gibi ama. Buradan da geçiyorlar. Nehrin geçilebilecek kısmı neresi? Sanki her yerden geçebiliyor gibi nehirden. Neyse bir gözüksünler bakarız ya vaziyete. Tek korkum dediğim gibi okçular. Karşı bize göre daha çok okçu var. Atların iyi iş yapması gerekecek. Ya yön değiştiriyor. Çünkü diğeri soldaymış dediğimiz gibi. Sağdan flank yemeyeceğiz o zaman. Biz şöyle pozisyon alalım. Çoğunluk sola yakın geliyor. Bir tane atlısı var bu sırada. Tehlikeli. Honor the gods. Honor the gods. Step by step. Forget the hit and focus. Şu atlı neredeyse önden falan saldırırsa şu çok iyi olur. Okçuları ancak bizim atlılarla bertaraf edebilirim. Salvo onu yaptınız, ikinci salvo bu. Daha atlı. Atlı gerçekten götünün dibinde bekliyor. Çok güzel oldu var ya, arkadan dağıldılar. Bayağı patates oldular. Çil yavrusu gibi dağılıyorlar valla. Tear through them.
primed for battle. Ever enduring. On the move. Çok güzel. Selamlar Tomris, iyi seyirler. Okçular sıkıyor galiba değil mi? Okçuyu bulamadım ha. Atlılar kovalasın da kalan her şeyi bitirsin, şehri alalım. Çok iyi oldu bu sırada savaş. Özellikle yandan çıktığımız an patates direkt. Bunda piyadeler hızlı. Troy'da da öyleydi hatırlarsanız. Çok fazla böyle binek ünite olmadığı için. Ha, binek ünite daha da hızlı da. Piyadeler bir anda yandan kopup geldi mi taş çatlasa bir salvo atış falan yiyebiliyorsunuz ki o da hani duruma odaklanabilirse. Atlıya baksana 359-232 çok iyi vurdu atlılar. Yandan çıktığımız an şey oldu, patatese döndü bütün ordusu, direkt dağıldı moral olarak. Ki hepsi de ağır yani ünitelerin, bakmayın. Garnizon ama galiba bir tanesi garnizon değildi. Arkamdan ordu dolaştı. Tutabilir miyiz? 5 tane okçu var abi. Meleğleri dövsek bile okçuları dövemeyiz. Yapacak bir şey yok. Orayı bir temizinden yağmaladı sağ olsun. Bu ordu nereden çıktı da burayı vurdu onu da bilmiyorum. Nehir yolu felaket şey veriyor. Yürüme menzili veriyor. Şey gibi değil. Karada yürümek daha yavaş ama nehir felaket. Akış yönünün tersine de felaket. Düzüne de felaket. Hiç ayrımı da yok onun. 1000 altının olsun diyor. Gold Prestige. 8 kuduru. Bronz binası yap. Altın bölgesi işgal et. Belki o olabilir. Sanki yok. Nineve altın bölgesi. Aynen öyle. Oha bir ordu daha mı geldi? Abi nereden geliyor bu kadar ordu? 19'luk ordu geliyor bu sırada. 3-5 değil yani. Bayağı kalabalık geliyorlar. Bir yerlerde pusu atmazsak biz işimiz iş. Bunlar buraya şey bırakmayacak. I shall bring a new era to the whole world. Sana da yeni okçulardan basalım. We shall recruit. Ya nehir karşı, sen dediğin nehirden karşıya karşıya, karşıdan karşıya geçmek. Bu nehrin akışına şey yapıyorlar şu an. Bak ya, kum fırlatıp böyle dövdü adamı. Biz bu kadar onursuz mu dövüşüyoruz? At kafası. Neyse, en azından görevi tamamlamış olduk. 500 altın geldi fazladan. Cillop. O zaman bizim şeyi kurtarabiliriz ya. Asur kralını. Böyle mi yapılıyordu onu da hatırlamıyorum. Altın alıyoruz. 120 rigard. Yap bakalım. Blackmail atalım. Ya orduyu kıpırdatamayız. Orası mecbur bekleyecek. Yemek marketi de yap. Bizim yemek çok hızlı tükeniyor çünkü. 1723 taş. Şurayı fulle. Aha, diğer okçu binası. Son seviye.
Vallahi iyi hoş da buna yapacağım çok bir şey yok ya. Taşımız varken bari outpostları falan yapalım biz. Kim skill point'i aldı? Sumai. Sumai'ye yenilenme vereceğim şimdi. Yenilenmesi biraz zayıf. Hızlanırsa burada daha iyi kıyameti koparır. Ama şu şeye kıl oldum ya. Bir ordu burada, bir ordu burada. Sürekli bir yerden ordu geliyor. Tamam. Burada kaydedeyim.